Ne yazık ki yine bir iş cinayetiyle karşı karşıyayız. Yani biz 17. yüzyılda mıyız? Biz hangi devirde yaşıyoruz ki? Bakınız, güvenliği alırsınız, her şeyi yaparsınız, en iyisini yaparsınız, iş kazası olmaz. Ve yani artık işçi ölümleri öyle bir hale aldı ki 10 taneden az olunca haber değeri bile olmuyor. Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarındaki kömür ocağında önceki gün meydana gelen su baskınıyla 18 işçi yerin 350 metre altında mahsur kaldı. Yerin altında mahsur kalan işçilere hala ulaşılamazken Edirne Tabip Odası Başkanı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu'ndan sert tepki geldi. Bir iş cinayetiyle karşı karşıyayız ve ne yazık ki biz de yine üzülmek ve üzüntülerimizi artık yüksek sesle bağırmak düşüyor. Biz tabip odaları, Türk Tabipleri Birliği olarak yıllardır iş sağlığı, iş güvenliği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ve biz diyoruz ki bağımsız kurullar oluşturulsun ve bu tür ağır tehlikeli işler yapan işçilerimizle ilgili bu bağımsız kurullar bu iş yerlerini denetlesin istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi daha Soma'nın acısı yüreğimizdeyken ve Soma'yı unutturmamamız gerektiğini, eğer unutursak dilimiz kurusun, unutturursak yüreğimiz kurusun dediğimiz halde biz şimdi de Ermenek'teki olayla, belki yarın başka bir madendeki olayı konuşacağız ama işçilerimiz ölmeye devam ediyor. Bu bir kere net söyleyelim, bu bir iş kazası değil, bu bir cinayet. Bir iş cinayeti. O yüzden çok üzgünüz. Edirne Tabip Odası olarak, Türk Tabipleri Birliği olarak, bütün hekimler olarak gerçekten bu işe çok tepkiliyiz. Yani bu ölüm bu işin fıtratında yok arkadaşlar. Dünyanın her yerinde, Avustralya bugün dünyaya kömür satıyor ve asla Çin kömür satıyor ve öyle bir iş kazalarına rastlanmıyor. Biz Çin'den bile 5 kat daha fazla işçi ölümleriyle, maden işçisi ölümleriyle karşı karşıyayız. Bunun bir iş kazası değil, cinayet olduğunu belirten Tanrıkulu, işçilerin patronunun iki dudağı arasında açlıkla ölümle karşı karşıya bırakıldığını söyledi. İş yerinde her türlü tedbirin alınması durumunda bu tür kazaların yaşanmayacağını belirten Tanrıkulu, daha Soma'nın acısı yüreğimizdeyken şimdi de Ermenek'teki olayı konuşuyoruz. Bu işin fıtratında yok. Biz hangi devirde yaşıyoruz? Biz Çin'den bile 5 kat fazla maden kazalarıyla karşı karşıyayız dedi. Yani biz 17. yüzyılda mıyız? Biz hangi devirde yaşıyoruz ki? Bakınız, güvenliği alırsınız, her şeyi yaparsınız, en iyisini yaparsınız, iş kazası olmaz. Bu işler tamamen işverenin iki dudağı arasında. Ben bunu birey olarak da, bir hekim olarak da birçok toplantıda dile getirdim. Bakın, iş yeri hekiminin maaşını patron ödüyor. İş sağlığı güvenliği uzmanın maaşını patron ödüyor. Ve böyle olunca da siz o patrona karşı nasıl direneceksiniz? Nasıl eleştiri getireceksiniz? İşçilerimiz tamamen patronun iki dudağı altı arasında bir açlıkla ve ölümle karşı karşıya bırakılıyor. Yani diyor ki ya bu madene ineceksin, öleceksin veyahut da işsiz kalacaksın, aç kalacaksın, çocuklarına ekmek götüremeyeceksin. Böyle bir düzen olur mu? Ya böyle bir sistem olabilir mi? O yüzden biz tabip odaları, Türk Tabipleri Birliği tekrar tekrar diyoruz ki yani bu iş sağlığı güvenliği artık bilinen, dünyada çözülmüş bir konu. Hiç de boşuna kimse efendim bu işin fıtratında var. Zaten maden işçisi ölür. Efendim işte asansör işçisi ölür. Ne demek, böyle bir şey yok. Yani o yüzden bizim yapmamız gereken el birliğiyle, yani yasalar çıkarılıyor ama bu yasalar öteleniyor. Ne yazık ki yasalar uygulanmıyor, kağıt üzerinde kalıyor ve bizim de geldiğimiz noktada bizim canlarımız, işçilerimiz, emekçilerimiz toprak altlarında hala çıkarılmayı bekliyor. Yani